Lamlar erken boşalmayı beyin kontrol edebilir mi? Tabii ki kontrol edebilir arkadaşlar. Zaten ne yapıyorsak beyin kontrol edebilsin diye yapıyoruz. Şimdi erken boşalma tedavilerini hatırlayalım. Hadi hep beraber hatırlayalım. Eski videoları izlediğini düşünüyorum. Şimdi penisin hassas bölgelerine dolgu yapıyoruz. Biliyorsunuz biz farklı yapıyoruz. Sensiyometre'la penisin en hassas bölgelerini ölçüp o bölgelere dolgu uygulamasını bir katmanlı yani iki katmanlı olarak yapıyoruz. Şimdi buradaki amacımız ne? Aslında işin özüne dönelim. Uyduruk dolguyu sıkalım 8 ya da 12 ay sonra dolgu erisin bir daha yapalım mı? Hayır. Aslında biz dolguyu sıkalım, hassasiyeti azaltalım. Hasta ilişkiye girerek kendini kontrol edebilmeyi öğrensin. Zaten beynini kolay bu duruma alıştırsın diye yapıyoruz. İkinci ameliyatımız neydi? Erken boşalma için sürekli söylediğimiz selektif sinir blokajı. Özellikle selektif dorsal sinir nörektomisi. Burada da penis başının hassasiyetini alan ya da penisin hassasiyetini alan sinirlerin en hassas olanlarını mikroskop altında kesme işlemiydi. Bu mikroskop altında kestiğimizde kalan sinir yolaklarından ileti devam edeceğinden mütevellit süreyi biraz daha uzatıp hasta yine kendini erken boşalmamaya verecekti, alıştıracaktı. Üçüncüsü neydi? SSRI kullanımı. Yani antidepresan kullanımı. Yüksek dozu cinsel ilişkiye girmeden 4 saat önce ya da ufak dozu her gün verip alıştırdığımız yine beyni erken boşalmamaya alıştırdığımız bir tedavi modalitesiydi. Öbürü neydi? Radyo frekans. Radyo frekans yöntemi de radyo frekans enerjisiyle yine orada hassasiyeti yüksek olan sinir demetlerini harap etmeydi. Peki kremler, jeller ya da işe yaramayan bu aktardan aldığınız ıvır zıvır tozlar ne yapıyor? Onlar da aslında lokal bir uyuşukluk sağlayıp uzun dönem kullanımda ya ben erken boşalmamaya kendimi alıştırmalıyım. Başka tedavimiz neydi? Pelvik taban fizyoterapisi. Pelvik taban fizyoterapisi de yine seminal vezüküllerden tutun da pelvik tabana doğru ilerleyen pelvik taban kaslarının kontrolünü bizim kendimize almasıydı. Bunu eğer aktif olarak yaparsanız Kegel egzersizi deniyor ya da kalkıp bunu fizyoterapiyle yaparsanız ki doğrusu bu pelvik taban fizyoterapisti. Ama bakın tüm tedavi seçeneklerinin çıktığı ortak bir yol var. Tüm tedavi seçeneklerini gerek üroloji dokunmuş, gerek aktar dokunmuş, gerek fizyoterapist dokunmuş, gerek ilaç dokunmuş, ne dokunursa dokunsun aslında olay sempatik ve parasempatik sinir sistemini kontrol edebilme yeteneği. Çok heyecanlı bir yapıdaysanız, hemen olsun bitsinciyseniz, dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu tanısı varsa, nörojenik bir hastalığınız varsa bu tarz tedavilerden dahi yarar görmeyebilirsiniz. Bunu daha önceki videolarda da söyledik. Çünkü burada amaç parasempatik ve sempatik sinir sistemini kontrol edebilme yeteneği. Şimdi herkes aynı başarıyı gösteremez. Burası net. Mesela ben şu an kulaklarımı oynatıyorum. Siz oynatamayabilirsiniz. Çünkü temporalis auricularis posterior kasını siz kasamayabilirsiniz. Ama ben öğrenilmiş davranış olarak kasabiliyorum. Bakın. Hiç yüzümle oynamadan kulağımı oynatabiliyorum. Şimdi kendi evinizde yapın. Şu an bilgisayardan bu videoyu izliyorsun. Ben acaba kulağımı oynatabiliyor muyum? Ben hem sağ kulağımı hem sol kulağımı da oynatabiliyorum. Bak. Ayrı ayrı da oynatabiliyorum. Çünkü sempatik sinir sistemi ile parasempatik sinir sistemi dengesini bilen bir adamım. Tabii ki benim bunu öğrenmem doğumsal değil. Ben de bunu sonradan öğrendim. İşte erken boşalmada vermiş olduğumuz tedavi protokolleri de bunu sağlıyor. Her şey beyinde biter diye basit ama doğru, ne kadar basit olursa doğru olan bir laf var. Bunun için siz kendinizi cinsel ilişki sırasında olayın akışından uzaklaştırıp kendinizi ereksiyonu kaybetmeden yönlendirmeyi öğrendiğiniz zaman zaten erken boşalmayı çözmüş olacaksınız. Hastaların buradaki en büyük sıkıntısı, hocam ben kendimi çekmek istiyorum olaydan ama bu sefer ereksiyonu kaybediyorum. Tabi baba, birisi sempatik, birisi parasempatik sinir sistemi. İşte bu dengeyi sağlaman için biz sana yardımcı oluyoruz. Ama hangi yöntemi kullanacağımızı biz seni muayene ettikten sonra karar vereceğiz. Yani her şey beyinde biter. Erken boşalma aslında beyinsel bir durumdur lafı gerçekten
Gerçekten doğru. Tabii ki organik sebepleri de var. Şimdi bunları söylemek lazım. Sünnet hataları, penisin nörinomları, penisteki diğer sıkıntılar ya da konjenital hastalıklar erken boşalma yapabilir. Çünkü oradaki sinir hassasiyetini arttırabilir. Ama onları da yüksek bir beyin kontrolü sağladıktan sonra çözebilirsiniz. Biz size işte bu yüksek beyin kontrolünü sağlamanıza yardımcı oluyoruz. Evet, erken boşalmanın bu saydığım tedavileri ve sizlere nasıl yardımcı olduğumuza dair videoları zaten kanalda aşağıda görebilirsiniz. Bence arama çubuğuna bir erken boşalma yazıp bakın.